Dostum hak diye başlamalı söze. İşte peşkil, işte sopa, başlayalım öykümüze. O gün herkes bir dikkat meclis haberlerini izliyorlardı. Mecliste Libya tezkiresi görüşülüyordu. Tartışmalar ekrandan bizim kıraathaneye uçmuştu. Bir anda kıraathane ikiye bölünmüştü. Eski AK Partili vekiller bir tarafa, eski demir katlar, milliyetçi köylü partiler, Özal Çağ bir taraftaydı. Temel bu tartışma dursun diye televizyonu kapattı. Ama halk nafile, hiçbir şekilde konuyu anlamadılar bile. Mevzu Libya'dan İstanbul kanalına, oradan köprülere ve havaalanına kadar uzanmıştı. Bu esnada içeriye Reis Ceyhun Zeydan Bey de girdi. Tartışmanın ortasında kendini bulan Reis Ceyhun Zeydan Bey mecburen kürsüye oturmuş. Elindeki sopayı yeter diye masaya vurdu. Efendiler, madem mühim bir mevzuyu tartışacağız, o zaman kendimize yakışan bir şekilde bunu yapalım. Konu hakkında bir toplantı tertip edelim, görüşlerimizi bir rapor haline getirelim ve siyasi partilere bunları gönderelim. Ben de mecburen bir anda kendimi tartışmanın içinde buldum. Genel kurulu başlatmak üzere hemen bir tahrir geldi. Ben de tahriri okumaya başladım. Müteakait Mebusan Meclisi Riyasetine memleketimizde meyli olan Meclis-i Mebusan'dan bu rapor geldi. Yapılan oylama sonucunda genel görüşme açılması oy birliğiyle kabul edildi. Takrir sahipleri adına İhsan Cansız kürsüye geldi. İhsan Cansız, efendiler! Cevdet Celal sıra kapaklarına vurarak efendi diye eskiden dönme cıvıtlara hitap edilirdi. Doğru konuş. Ayhan Fırtına sıra kapaklarına daha şiddetli vurarak Hatibe sataşma var reis bey. Müdahale ediniz. Reis Ceyhun Zeydan elindeki tokmağı masaya vurarak lütfen, lütfen Hatip'in sözünü kesmeyelim. İhsan Cansız, efendiler. Cevdet Celal yine sıra kapaklarına vurarak efendi. Babandır. İhsan Cansız, benim rahmetli babam efendi adamdı. Cevdet Celal, bu bir itiraftır. Senin baban Sebastian'dı. Ayhan Fırtına sıra kapaklarına şiddetli vurarak Hatip'in babasına hakaret edilmişti. Sebaistlik bir iftira mevzusu mudur? İftihar mevzusu mudur? İhsan Cansız, dönmelik sana yakışır. Yakışır. Döne gelip kaç parti değiştirdiğini unutmadık. Reis Ceyhun Zeydan Bey elindeki tokmağı masaya vurarak lütfen, lütfen fakra hatipleri birbirinize laf atmayın. Buyurun İhsan Bey. Cevdet Celal yine silah kapaklarına vurarak burada bana söz hakkı doğmuştur. Şahsıma hakaret ve iftira edilmiştir. Reis Bey, bunu kulak ardı edemezsiniz. Reis Cumhur Zeydan, size de sıra gelecek. O zaman konuşacaksınız efendim. Lütfen Hatip takrir hakkında bir açıklama yapsın. Artık müsaade edin lütfen. İhsan Cansız, beyler bu kadar sözümü keserseniz ben de ne diyeceğimi şaşırırım valla. Bugün burada Libya'ya asker gönderme meselesini görüşmek istiyoruz. Bizler de bu olumlu adamı desteklemek zorundayız. Bu kahraman Mehmetçiğin bu vazifesini icra etmesi gerekir. Söner Carıca, Türk askeri Fizan'a sürmeye kimsenin gücü yetmez. İhsan Cansız, haşa, bu nasıl bir lakırtıdır? Türk askeri orada milli manfaatleri muhafaza ve müdafaa etmek için bulunacaktır. Cevdet Celal yine silah kapaklarına vurarak sen git, sen git. Ayhan Fırtına sıra kapaklarına şiddetli vurarak Hatip tam 30 sene bu memleketin ordusunda görev için icra etmiştir. Eğer Ersun Paşa'ya kumpas kurulmuşsa paşalığa kadar tertip edecektir. Darbecilerin ayak oyunları ile kurmay aybaların takaüdü ayrılmıştır. Görev verildiği takdirde yaşına başına bakmadan o da buradan gidecektir. Cevdet Celal yine sıra kapaklarına vurarak ben sahte çürük raporu almadım. Sağ işaret parmağım koptuğu için çürük aldım. Ayhan Fırtına sıra kapaklarına vurarak hiç parmakları kısa demiyorsun. Geçen konserde darbukayı iyi inletiyordun Ceyhun Efendi. Sanki sen hiç çalmadın. O başka, bu başka Reis Cumhur Efendi. Reis Cumhur Zeydan, beyler, beyler. İhsan Cansız, bu zihniyet çürüktür. Bu zihniyet illetidir. Zihniyet değil, bu parmak, parmak meselesidir. Efendi, sizin parmağınız da zihniyetiniz de çürük. Ne zaman bu memleketin hayrına çalışacaksınız ki? Müstemleka Nazırlığı gibi çalışıyorsunuz. Muhalefet olmak için muhafetlik yapılmaz.
Soner Derca, biz doğru muhalefet ettik. Bu ülkeyi babanızın hayır çiftliği gibi kullanamazsınız. Ayhan Fırtınan, memleketi babasının çiftliği gibi yöneten sizin zihniyetinizdir. Reis Cumhur Zeydan, beyler, beyler, buyurun Sayın Adip. İhsan Cansız, bu zihniyet yola karşıdır, köprüye karşıdır, havaalanına karşıdır, terakkiye karşıdır. Cevdet Celal, biz yola değil, yolsuzluğa karşıyız. Ayhan Fırtına, bu zihniyet memlekete yapılan Keban Barajı'na bile karşı çıktı. Bu kadar elektriği toprağa mı vereceksiniz diye bağırıyordu. İlk köprüye karşı çıktılar. Neymiş? Boğazın sübürreti değişecekmiş. Neymiş? Ya köprüye gemiler çarpsaymış. Ya Yunan İstanbul'u işgal edecekmiş. Anadolu'yu işgal edecekmiş. Neymiş? Yıkılırmış. Neymiş? Hiçbir gereği yokmuş. Soner Darıca, İstanbul'a yapılacak kanal ile İstanbul sular altında kalacak. Denizi taşıracaksınız. Libya'da ne işimiz var? İhsan Cansız, orası bir zamanlar bizimdi. Ne çabuk unuttunuz. Cevdet Celal, Suriye'de aynı söylediniz. İhsan Cansız, Suriye ve özellikle Halep Misak-ı Milli'nin bir parçasıdır. Soner Derca, siz Misak-ı Milli'ye sahip çıkamazsınız. Siz Misak-ı Milli'yi bilmiyorsunuz. Misak-ı Milli'de bizim olmayan coğrafyalar yoktur. Siz Sevr'i savunursunuz. İhsan Cansız, Sevr'i savunan namussuzdur. Asıl sen Misak-ı Milli'yi bilmiyorsun. Reis Cumhur Zeydan, beyler, beyler, karşılıklı atışmayalım lütfen. Biz Libya tezkiresini destekliyor, memleketin hayrını gözetiyoruz. Reis Cumhur Zeydan, şimdiye karşı görüşte olanlar adına Cevdet Celal'i kürsüye davet ediyorum. Cevdet Celal, ben takrir hakkında konuşmak istemiyorum. Hatip bana dönek herif, kaç parti değiştirdiğini unutmadık dedi. Reis Cumhur Zeydan, her neyse işte o söylerine söyleyeceksen. Cevdet Celal, efendiler. Ayhan Fırtına, az evvel efendi diye eskiden dövme çıvıklara denilirdi. Doğru konuşuyordu. Şimdi ne oldu? Cevdet Celal, o demindi. İhsan Cansız, ne yani, hemen döndün mü sözümüze? İşte sana bu yüzden dönek herif diyorum. Bana dönek diyemezsiniz. Ben dün de muhalefetim, bugün de muhalifim. Sadece birkaç partiyi değiştirdim diye bana dönek diyemezsiniz. Şartlar o zaman bunu gerektiriyordu. Ben o yüzden bunu yaptım. O kadar. Reis Cumhur Zeydan, beyler, beyler, karşılıklı atışmayalım. Cevdet Celal, biz bu tezkirede havaalanında köprüden kanalına karşıyız. İhsan Cansız, bir tek haklı gerekçe söyleyin de biz de buna karşı olalım. Cevdet Celal, çünkü biz muhalifiz. Bizim işimiz karşı çıkmak. Ayhan Fırtına, Allah'tan hükümet değilsiniz. Cevdet Celal, biz halimizden memnunuz. Muhalefet etmek daha kolay. Biz hükümet olmaya karşıyız. Ayhan Fırtına, sen kafayı yemişsin ya. Sen kafayı yemişsin. Cevdet Celal, reis bey, itiraz ediyorum. Ben kafayı yemedim. Ama birleşime ara veririm. Reis Cumhur Zeydan, nedenmiş o? Cevdet Celal, neden olacak? Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz şimdi. Benim şekerim düştü. Artık bir yemek molası verelim. Reis Cumhur Zeydan, yemek molası verilmesi oylamalarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birleşime 3 saat ara verelim. Sakin olmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan etmişsek affola.